İslam tarihçileri ve Marmara Üniversitesi akademi takımı bu drama belgeselin gerçeklere uygun olduğunu onaylamıştır. Filmin yapımcıları İslam geleneklerine uyarak peygamberimizi kişi olarak göstermemiş, sadece vahyin yolculuğuna yer vermiştir. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر İçinde bulunduğu durum onu korkutmasın. O ne sihre, ne cinne, ne de başka bir şeye karıştı. Varlığım kudret elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki o şüphesiz peygamberdir. Ona gelen evvelden Musa'ya ve İsa'ya da gelmiş olandır. Allah ne söylediyse meleğinin söylediği de odur. O namusu ekberdir. O son peygamberdir. Ama kolay olmayacak elbet. Onun getirdiğinin benzerini getiren hiç kimse yoktur ki kavmi ona düşman olmasın. En yakınları bile yalanlayacak onu. İşkence yapılacak. Evet, hatta savaşılacak da. Zira onun gibi bir dava getirmiş hiçbir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Yurdundan da çıkarılacak. Keşke genç olsaydım oğul. Eğer o günlere yetişebilirsem, canımla, malımla, bütün varlığımla ona yardım edeceğim. Ayetler gelmeye, peygamberimiz vahyin ağırlığını bedeninde ve kalbinde hissetmeye devam eder. Önce Kalem suresi ve ayetleri iner. Vahiy onun Mecnun değil peygamber olduğunu söyler. Sonra gece kalk ve namaz kıl diyen Müzemmil suresinin ayetleri gelir. Ardından Müddessir ayetleri. Vahiy, ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk da uyar der. Amcam, seni benim dar zamanımda koruyup kollayan, tıpkı benim ona yaptığım gibi babalık yapan yeğenim Muhammed. O öksüzleri besler, dulları korur, kavga edenleri barıştırır. Haşim boyunun fakirleri ona sığınır. O hep emin olmuştur. İhtiyacı olan onun yanında iyilikten başka bir şey görmemiş ve yaşamamıştır. Annem Fatma endişelenmiş senin için oğlum Ali. Ama ben görüyorum ki sen hepimizden güçlüsün. Git oğlum Ali. Diyorsun ki Allah tektir ve o Allah'ın peygamberidir. Yavrucuğum, amcandan ancak hayır beklenir. O ne diyorsa zaten olan odur. Sen onun yolunu tutmakta devam et. Onun girdiği şeye senin de girmen yaraşır. Kalbinin yıkandığını da sana söyledi mi? Muhammed Akbenizlidir. Onun yüzü suyu hürmetine Allah'tan yağmur istenir.
Onunla edilen duaların geri çevrildiğini hiç görmedim. Alim, biliyorsun annen Fatma seni Kabe'de dünyaya getirdi. Seni yıkayan da amcandı. Şimdi sen bir kez daha yıkan onun yağmurlarında temiz ve pak olmak yaraşır sana. Bundan sonra da onun yanında. Hazreti Cebrail getirdiği ayetlerle birlikte Peygamber Efendimiz'e ilk abdesti de öğretir. Hira yakınlarında Mekke'de bir vadide yere topuklarını vurur ve su fışkırır. Efendimiz onu takip eder. Melek ne yaptıysa aynını yapar. Bu bir hazırlıktır. Namaza, o en büyük ibadete hazırlıktır. Şimdi namaz vaktidir. Ona yönelme vaktidir. Efendimiz Hazreti Cebrail'in öğrettiği şekilde ilk namazı kılar. Allah kendisine nasıl ibadet edileceğini peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla gösterir. Allah Resulü de bu hususta benim namaz kıldığım gibi kılın. Benim Rabbimi tazim ettiğim gibi tazim edin der ve ardından Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'ye namaz kılmayı öğretir. İlk namaz başkadır ve unutulmazdır. Namaz Allah'a yönelmek ve dosdoğru onunla olmaktır. Namaz rükuda eğilip azim olan Allah'ın ismini tesbih etmektir. Sadece en büyük şan sahibinin karşısında iki büklüm durmaktır. Namaz secdedir. Allah'a en yakın olunan andır. Yüce Rabbinin ismini tesbih etmektir. Allahu Ekber. Başını yere koyup Allah'a kulluğunu göstermektir. Namazın anlamı budur. Müslümanın Allah'a kendisini ifadesidir. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya kadar bütün peygamberlerin de ilk ibadetidir namaz. İlk eylemleridir.
Ne yapayım bunu? Hakarete katlanarak alıkoyayım mı yoksa toprağımı gömeyim? Cahiliye öyle bir dönemdir ki alt tabakadan bazı erkekler eşlerini soylu bir adama verip ondan soylu bir çocuk sahibi olacağını düşünür. Sana bir evlat veririm Süheyl. Daha önce de Hamil'in ve Raika'nın da çocukları benim dölümde. Ne var ki bir tanesi kız çıksın. Hubel bazen çok şakacı olabiliyor. Tanrıların ne yapacağını bugünlerde kestirmek zor. Mesir oyununda üstüme yoktur Şemim. Bahse girerim hiçbir şeyin kalmadı. Bugün İsaf ve Nail'i benden tarafta, üzülme. Kim dedi karının üzerine bahse girdi ha? İstersen son kalan ev dediğin o izbeyi de ahırım olarak kullanmak için alabilirim. Bırak. Hayır. Bırak. Çocuklar kalsın. Hayır. Bana kadın yeter. Hayır. Çocuklara harcayacak param yok benim. Bırak. Yazıklar olsun. Öyle bir zamandır ki içki, kumar, kan davası gibi sebepler yüzünden aile ve toplum paramparçadır. Yabancı ve koruyucusuz kimseler için can, mal ve hatta namus güvenliği yoktur. Yanılıyorsun Nubey. Burası Mekke. Doğru söylüyorsun. Ama senin şehrin değil. Buraya her sene hacılar, ziyaretçiler, kervanlar gelir. Sen böyle yaparsan kimse gelmez. Burası ziyaret etmek için gelen, Kabe'yi de ibadet etmek için gelen herkesin şehridir. İstersen seni Nedve'ye gönderelim. Ama kaybeden sen olursun. Ebu Bekir. Osman, kardeşim. Seninle konuşmamız lazım. Tamam, bize gidelim.
Orada ne yaptığını gördüm. Senden de bu beklenirdi doğrusu. Ama her zamankinden daha emindin. Ve şimdi yüzünde gördüğüm bambaşka bir şey var. Aslında beni buraya getiren de odur. Şüphesiz ki her ne yaşadıysam, seni buraya kadar getiren her neyse, mutlaka bir hayır vardır. Kervanımızı konaklatmıştık. Hani Busra'nın orada her zamanki yerde, manastırın orada. Çocukluk çağından beri peygamberimizin en yakın arkadaşı ve dostu olan Hazreti Ebubekir davete ilk icabet edenlerden biri olur. En yakın arkadaşı, dostu onu İslamiyet'e davet eder etmez hemen Müslümanlığı kabul eder. Hiç tereddüt etmez, ağırdan almaz ve hiç düşünmez. Denir ki hiçbir şey peygamberi Hazreti Ebubekir'in Müslüman oluşuna sevindirdiği kadar sevindirmemiştir. Dur, biraz solukla. Sana bir şeyler ikram edeyim. Esma! Kalktım, iyiden iyiye ürperdim doğrusu. Ey uykudakiler, uyanınız. Kervandaki diğerleri de kalkıyorlardı. Herkes şaşırmıştı. Sonra ben gökyüzüne baktım ve Ahmet Mekke'de zuhur etmiş bulunuyor dedi. Ben de sabah erkenden bütün işlerimi bitirdim, hemen buraya geldim. Buraya gelince Muhammed'e olan halleri anlattılar. Sonra senin çarşıda yaptıklarını gördüm. Ne oluyor Ebu Bekir? Bu nedir? Yoksa o gerçekten... Evet. Muhammed gerçekten peygamberdir. Son peygamber Mekke'de zuhur etti. Allah, Meleği Cebrail vasıtasıyla onunla konuştu. Önce zevcesi Hatice, sonra yeğeni Ali, sonra evlatlığı Zeyd ona tabi oldu. Çok şükür. Sonra ben de ona tabi oldum. Hiç tereddüt etmedin yani. Bu aklıma bile gelmedi. Demek öyle. Peki beni Muhammed'e götürebilir misin? Ben de duymak ve bilmek isterim. Onun getirip senin inandığına ben de inanmak isterim. Bu benim için onurdur. Ama bu şimdilik aramızda kalsın. Yarın gölgenin en uzun olduğu vakitte Kabe'de beni bekle. Tamam. Seni ona götüreceğim. Hazreti Ebubekir de Müslüman olduğu zaman güvendiği herkesi Yüce Allah'a ve Resulüne imana davet etmeye başlar. Ona bizzat gelenler olur. Ona son peygamberi soranlar, onunla beraber iman edenler olur. Rüya görenler, bizzat ehli kitap tarafından uyarılanlar, gökten bir işaret görenler, duyanlar hepsi sanki daha önceden seçilmiş gibi Hazreti Ebubekir'in etrafında birleşip Müslüman olurlar. İçinizde harem halkından olan varsa beni dinlesin. Orada Ahmet zuhur etti. Bilin ki o gelmiş geçmiş en önemli kişidir bu dünyada. Hangi Ahmet bahsettin? Ve neden bu kadar önemli dünya pahasına? Demek sen de Mekkelisin evlat. Bahsettiğim Ahmet, Abdülmuttalip oğlu, Abdullah'ın oğlu Ahmet'tir. O senin geldiğin şehirde ortaya çıkacaktır. O en son peygamberdir. Mekke'den ayrılacak, bir zaman sonra hurmalık bir yere hicret etmek zorunda kalacak. Peki sen bunları nereden biliyorsun Rahip? Söylediklerini dinledim.
Sen Muhammed'den bahsediyorsun. Doğrudur. Bilirim ve kefilim. Hak mı bu söylediğin? Adın ne senin? Übeydullah'ın oğlu Talha. Talha evladım, sana tek bir tavsiyem var. Buradan hemen uzaklaş, ona koş. O ve en yakın dostu seni bekleyecektir. Halit, kardeşim. Şimdilik konuştuklarımız aramızda kalsın. Şüphesiz gördüğün rüya hayırlı bir rüya. Yarın bu vakitte burada buluşalım. Seni ona götüreceğim. İnşallah. Olan bitenleri anlattım sana ya Bekir. Hiç vakit kaybetmeden direkt buraya geldim. Kalbim o kadar hafif ki, sanki bir kuş gibi. Peki sen ne dersin? Gelirken birileriyle konuştum. Muhammed'e bir haller olduğundan bahsettiler. O hal dediğin peygamberliktir Talha. Allah meleği vasıtasıyla Muhammed'e Resul olduğunu söyledi. Allah birdir. Eşi ve benzeri yoktur. Ahiret vardır. Bir daha kız çocukları diri diri toprağa gömülmeyecek. Bu çok ağır bir cezayı gerektirir. Baksana şu kutsal Mekke'ye. Kabe'ye. Sence her şey güllük gülistanlık mı? Efendi köleden anlamaz, köle efendiden. Zengin fakirden, fakir zenginden. Erkek kadından, kadın erkekten. Yetimlerin, ihtiyaç sahiplerinin haline bir baksana. Sence bu doğru bir yol mu? Beni bilirsin ya Bekir. Babamın da yakın dostusun. Bütün bu yaşananlardan dolayı utanç duyduğumu da bilirsin. Muhammed'in emini ben de dinlemek istiyorum. Ve tıpkı senin gibi tereddütsüz bir şekilde inancımı paylaşmak istiyorum. Kalbim ve zihnim bunu istiyor benden. Şüphesiz ki en doğru kararı verdin Talha. Şimdilik konuştuklarımız aramızda kalsın. Şimdi ayrılalım. Yarın öğleden sonra Kabe'de beni bekle. Seni ona götüreceğim. Kanter için uyandım. Uyandığımda çok da heyecanlıydım ve huzurluydum. Ve hemen seni bulmaya karar verdim. Ne dersin bu rüyaya? Saat, o aydınlık iki cihanın nurudur.
Rüyanın tabiri budur. Seni ona götüreyim. Ama şimdi değil. İkindi de Kabe'de buluşalım. Bu söylediklerimi kimseye bahsetme şimdilik. Tamam. Böylece gizli bir tebliğ süreci başlar. Müddessir suresinin ilk ayetlerinin hükmü yerine getirilmektedir. Ve Erkam İbnül Erkam da ilk Müslümanlardan biri olarak evini peygamber ve arkadaşlarına açar. Ya Resulallah, Allah'ın selamı üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun. Kardeşim Osman, Halid, Talha ve Sa'd. Onların kalbine imanı dolduran Allah'a şükürler olsun. Hamd ancak Allah'adır. Giderek güçleniyoruz. Pırıl pırıl gençler tereddütsüz yolunu seçiyorlar gözümün nuru. Müsaadenle onları bu akşamüstü buraya getirebilir miyim? Evime Safa getirdin. Güneş gibi doğdun ya Resulallah. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Yüce İslam'a olan hizmetlerimiz burada bir müddet olsun inkıtaya uğramayacaktır Allah'ın izniyle. Onların Darul Nedve'de toplanmaları ve hükmetmeleri elbet bu evin karşısında olacaktır. Allah muhakkak seni burada koruyacaktır. Canım ve malım pahasına ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Örtü bizden sorulur. Kâbe bizden. Mekke biziz. Biz olmadan Mekke olamaz. Sizler de benim gibi farkındasınızdır. Bir şeyler oluyor. Talib'in yetimi Muhammed'den bahsediyor. Topraklarımızda bir şeyler dönüyor. Eğilip kalkıyorlar. Adına da namaz mı ne diyorlar. Zaman zaman Kâbe tenha olduğunda yapıyorlar bunu. Çoğunlukla şehrin dışında. Tabii. Bizim gözümüzden uzak duracaklar ya. Ya Ebu Bekir'e ne demeli? Muhammedül Emin'in biricik dostu. Tanrılar biliyor ya. Ben ondan hep razı oldum. O ise aramızda hep en iyilerden biri oldu. Son zamanlarda buraya da uğramaz oldu. Gizli gizli bir yerlerde buluşup gençlerle konuşuyor, evinin bahçesinde ibadet ediyormuş. Bizim Bilal bile onu göz hapsine aldı. Osman, kervanların sahibi, en zenginlerimizden. Abbas'ın yeğeni Ebu Talib'in oğlu Ali. Kulağıma çalınanlar, gördüklerini gelip bana anlatanlar var. İyilik, doğruluktan bahsediyor. Nedve ahalisi, bir şeyler yapmalıyız. Muhammed, Muhammed. İki kızıyla iki oğlumu evlendirdi. Kardeşim Ebu Talib'in himayesinde, onun emaneti. Ama bu ona her şeyi yapabileceğini göstermez. O dahil herkes öfkemden korkulacağını bilir. Ama bekleyelim. Beklerken de boş durmayalım. Takip etmeye devam edelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Oğlumu ve birkaç genci onları takip etmeleri için peşlerine taktım. Ellerinde bazı kağıtlar, deri parçaları, hatta deve kemiği, heybelerinde üzerinde bir şeyler yazılı taşlar. Birbirlerine gösteriyorlar. Evden eve dolaşıyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Adetlerimiz ve atalarımız her şeyden önemli. Hubel, Lat, onlar bize doğru yolu gösterecektir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Harbin en akıllı oğlu Ebu Sufyan. Abbas senin en yakın arkadaşın. Git onunla konuş. Şüphesiz sana doğruyu söyleyecektir. Bizim yapmamız gereken tek şey beklemek ve görmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sakin olalım ve hayatlarımızı yaşamaya devam edelim. Allah'ın vaadine karşı Mekke'nin gelenekleri çatışacak. Bu yolda ben de sizinleyim. Ne oldu Bilal? Muhammed özgürlük diyormuş. Özendin mi? Hür mü olmak istiyorsun? Senin özgürlüğün benim gölgeme kadardır. Buradan çıkarsan seni öyle bir yakarım ki şu güneş bile ne yapacağını şaşırır. Seninle bu kadar konuşmak bile gereksiz ya. Yürü ve nankörlük etme. Mekke bir bölünme yaşar. Bir yanda vahyin izinde ilerleyenler vardır. Diğer yanda atalarının izinden gidenler. Bir yanda Allah Resulü'nün ayak izini takip edenler, öte yanda onları takip ettirenler vardır. Bir yanda yeni din İslamiyet'e sarılanlar, diğer yanda cahiliyeye tutunup bırakmayanlar. Mekke'de durum şimdilik böyledir. Kureyşliler ne olduğunu anlamaya, peygamber ve dostları vahyi yaymaya çalışırlar. Mekke, tarihinde görülmemiş bir mücadeleye gebedir. Ve yeni bir vahiy gelir. Gizli tebliğ yavaş yavaş açıktan yapılmaya başlanacaktır. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ